Sıcak çayın, acı kahvenin, sıcak sohbetlerin ve hikayelerin yeridir Türkmen Odası. Şimdi aptallar şey harfini pek kullanmazlar. S olarak kullanırlar. Şey, genelde aptallar o şekilde kullanır da Osmaniye'de daha belirgin. Aptal sepetli motora çoluğu çocuğu bindirmiş, ayar uşak vurmuş kırmızı ışıktan geçmiş. Polis durdurmuş. Ben nereye gittin sen nereye demiş. Buraya demiş. Kırmızıda geçtin demiş. Sana ceza yazacağım. Aga ne var acı yazma. Kurban olayım sana yazma. Demiş yazacağım. Aga ne var kurbanım falan demiş yazacağım. Aga bir şey sorayım neyle yaz demiş. Sor lan demiş. Aga buradan kaymon geçse yazar mı? Yazarım demiş. Teksi geçse yazar mı? Yazarım. İşte traktör geçse yazar mı? Yazarım. Ya aga it geçse yazar mı demiş. Yok yazma. Hadi ben de itten sakladım. aptal tersinde ölüyor. Anası ona aptal ağzıyla ağıt yakıyor. Bir gün köyde oturuyorduk. Ne etti ne etmezse teğsinin küstü. Teğsinin avradını da aldı. Kadir'le serveye göçtü. Bir gün duydum ki teğsinin hasta olmuş. Ana yürağı delmi. Yüreğimi bası cazzız etti. Yücesinin üstüne bindim. Arap'ı yeni köydürken hem ceye vardım. Orada bir gece yattım. Sabahla köprüyü geçtim. Kadir'le serveye yetiştim. Kine göre bacı. Dağımı teğsinin sararmış solmuş. Sonbahar yapraklarım olmuş. Gelime sıkıştım. Kız sen buna hiç mi bakmadın? Hiç mi bir test yedirmedin? Orası bu dedim. Gelin benden korkusundan titreyerek dedi. Ana dedi bir haftadan beri bir lokma olsun sokmadı ağzına yemek dedi. Sen anasısın üstüne var bakayım bir test yiyeceğim dedi. Ödüm üstünü ördüm oğlum dedim diye. Ne istiyorsan onu yedireyim, ne istiyorsan onu alayım dedi. Ama hiç bir test yemem dedi. Oğlum dedim eski eski sefteli olsa yer mi dedim. Yerim ana dedi. Ücretsel üstüne bindim. Kadir'in seherli pazarına vardım ama her biri zumzuk gibi kırmızı kırmızı sefteriden bir kasa sestim diyor. Tersinim evde ölümcül hasta yatıyor sefterleri önüne döküverdim. Ölümcül hasta yatan diyor sefterleri görünce yerine yakını verdi kurban olduğum. 39 tane sefteriyi çok çok diye yuttu 40'ya gelince vaaa dedi ana kurban olurum dedi. Ben hepsini geri çıkardı. Yedimde bir mahve görmedi kuzum. Ana kele dedi. Ölümcül hastanın son dileği kabul olur. Beni su kadirle gezdirin de gözüm açık gitmesin dedi. Gelini çıkırdım. Gel buraya orası öldürmüşsün kuzumu dedi. Gelin kosaraktan geldi. Yücez senin üstüne bindirdik bunu. Su sokak senin, su sokak benim, su sokak senin, su sokak benim diyen kadirle serisiyle gezdiriyorduk. Mearese Ezrail dedikleri sökerek hanımefendinin sarı konağın ardında pusudaymış. Tesinimi yer evinin yesseğine koyan açı yerdeki kömeşleri üfelettiriverdi. Bir ses duydum. Geri döndüm ki tesinimin saçları sararmış. Ses soluk çıkmıyor. Yerde yatıyor o anda. Hemen o anda E5 karayolu zank diye durdu. Iradular hemen cenaze marşına bastılar. Duyanlar bütün vatandaşlar dükkanını kapatan kosmuş cenaze yerine. Dükkanını kapatan kosmuş cenaze yerine. Kaymakam da sarı çıkmış. Bu vatandaşlar nereye gidiyor? Bu dükkanlar niye kapalı diyen açı vatandaşın biri teresli teresli. Aptal tersin yandı. Kaymakam efendi sen daha bir muhatın aptal tahsin aldı kaymakam etti söyledi nabını duymadın mı diyen açı kaymakam elinden kalem kartana tak yere düştü diyor. 3 gün 3 gece türkü söyleyip ağıt yakıyordu ha kaymakam bey. O zamanın cumhurbaşkanı Kenan Evren'den basbakan Tuğdoza helikopterinle bizzat Kadir'le gelip tahsiyelerini bildirdiler. Tahsinim ölecek aptal mıydı ki? Boynunun kalınlığı zırhırı çubuğu diyor. Bağrının kılları o tutamıydı diyor. Her bir kolu vardı kurban oldum yarklak kimdi? Bir imam tenesine koyup da su keseye vurdukça savup sarı sararıydı. Cennette kulların bile mi olur biz yarabbi diyor. Kolay kolay can vermesin. Ezra'yı usta getirdi davranı. Kolay kolay can vermesin de Ezra'yı olur pusla getirdi davranı. Ne kadar büyütmüş ya. Garip bir adam var. Kıza aşık oldu. Her zaman işte kız isteyirler. Kendi fakara kıza kız. Olur mu bu iş olmaz. Hissetmeye cesaret biriydi. Çek iyi gideyim. Diyarbakır havalelerinde çalıştığı söyleniyor. Tabii aradan belirli bir zaman geçtikten sonra haber geldi işte. Kulan Ağa'nın kızınla Kulan Ağa'nın oğlu evi. Eskiden düğünün genelde kız evinde çalardı.
Erkek eve gider, kız evinde 3-5 kişi çalar. Kızalık. Ele hemen birden bire vermezler. O aşiret reisinin, o ağanın şeyi ölçülürmüş. Hele nasıl da olacak? Nasıl ya? Ondan sonra devenin veya atın sırtına binermiş gelin orada. Kabar gidiş. Öksüz. Tabi. Kabar gidiyor. Öksüz olanlar değiller ki. İşte senin sevdiğin kızı falan ağanın oğlu gelin. Bu şeyi duyduktan sonra gelin. Geli köyün de mesela çıkın köyün de varmadan önce de büyük varmış köyde. Büyüğün tepesine çıkın şeyi seyredik, köyü seyredik. Köyü seyrederken heyecana geldik. Heyecana gelirken türküyü söylemeye başladı. Öyle bir heybetle türküyü söyledi ki aşağıda çalan davuldan zurnanın sesini bastırayım. Sesi. Ondan sonra bu ses neydiler? Dönüyler ölçüde olan. Çok heybetli söylüyor türküyü. Artık nasıl söylüyor? Yürekten söylüyor. Şey duruyor, halay duruyor, davul duruyor, öksüz oğlan yukarıdan söyleyip düşüyor. Adam diyor ki, ya bu kimdi? Damadın babası bu kimdi? Diler ya bu öksüz oğlan işte. Zaten 5-10 seneden beri de burada yokturdu. Şimdi gelmiş işte, bu kızı mı isterdi? Nasıl diyor yani ya? Bu kızı mı isterdi? He diler, çağırın gelsin bu adamı. Öksüz oğlanı çağırıyorlar. Gelin, inşallah derdim neydi? Derdim yok diye. Nedirsin garip? Buradan öksüz zaten, kimsesi de yok. Bu günden bu gelin senin değil, sen bunu hak ettin. Adil abi. Öksüz oğlana veriyorlar. Ondan sonra türküsünü de Sedat'tan veriyorlar. Kendine veriyorlar. Aman kara çadırdan da sökneyledi. Amanlar sök neyledik aman gide gide de çiftle hanı boyladı gel felek gel sana anettim eyledim eyledim ama musim Bağlar yar gitti, yar gitti, yar gitti. Gel felek gel, sana anettim eyledim, eyledim. Ama bu sümbül bağlar yar gitti. Yar gitti, yar gitti. Amına ha geldim, gidelim. Yardan oldum, yardan oldum.